Hayatın içinden selam olsun herkese. Zdravete, yassas. Bugün sizlerle yine birlikte dolu dolu, müzik dolu, eğlence dolu, dans dolu bir program yapacağız. Konuk dolu, öncelikle ekran başında bizi izleyenlerden, hasta yatanlar için bugün bol bol moral dolu bir program olacak. Program olacak. Şifa olsun hepinize. Evet. İlk programı tanıtır mısınız? Kimler var bugün programımızda? Bugün çok eğleneceğiz. Belli ekiplerimiz de hazır. Bu sefer ekrandalar. Bugün Damla ile Bora var. Sevgili Damla ve Bora. Çok eski arkadaşlarımız ve sanatçı dostlarımız. Hoş geldiniz. Bugün Semih Noyan var. Çok özellikli bir arkadaşımız sevgili Semih. Bugün yine el sanatları ile ilgili ve tanımlar hazırlansın. Çok güzel örgüyle ilgili bir takım sunumlarımız olacak. Sevgili Fatma Bayraktar bize sunum yapacak, bir şeyler öğretecek. Öğrenebilirsek değil mi yeteneklerimiz herkes doğrultusunda? Yapar. Herkes yapar. O zaman bekliyoruz. Biraz sonra Fatma Hanımcığım da bize paylaşacak. Farkında mısın? Öğrencilerimiz hepsi hayatımızın bir parçası oldu. Evet, sağıma bakıyorum hepsi. Öğrenci, soluma hepsi bakıyorum çok öğrenci, kıymetli. Arkamıza hepsi bakıyorum öğrenci. Harika, hepsinden biz ne kadar bir şey öğretiyorsak biz de onlardan çok şey öğreniyoruz. Bu çok kıymetli. Ben tekrar bütün öğrencilerimize, bütün BDA Dans ailemize teşekkür ediyorum. Tekrardan ekran başında bizi izleyenler, Balkanlardan Anadolu'ya müzik ve eğlence programına hoş geldiniz. Ne yapalım? Ne yapalım? Müzikle mi devam edelim yoksa müzikle devam edelim arkasından? Bir hazır değil herhalde. Henüz. Evet hazır tamam. Değil. Bir... Tamam, güzel bir sürprizimiz olacak birazdan. O zaman yine sizdeyiz. Biraz daha sizdeyiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Buyurun. Αγαπούσα η ζωή αντί για μία μου.
δεν θέλω πια να σ' αγαπώ, να σε ξεχάσω πρόσφατο. Ağzınıza sağlık, gülünüze sağlık. Aynı zamanda biz ekran başında izleyenler bize 0090 212 418 1313 nolu telefondan canlı yayınla istekte bulunabilirler mi? Tabii ki. Yapabiliriz değil mi? O zaman ekran başında bizi izleyenler canlı yayına bağlanabilirsiniz. Telefon bağlantısı yapabilirsiniz. O da olmadı 0543 683 97 64 WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Evet. Canlı yayınımızı açamadık galiba, değil mi? Yok, açamadık. Konuklarımızı tanıyalım. Biz tanıyoruz da ekran başındakiler tanımıyor. Ama bir daha siz buyurun. Evet, sizden başlayalım. Boracığım. Abi hiç beni tanıyormuşum. Evet. Evet, böyle olunca çok zor oluyor. Çok zor oluyor değil mi? Evet. Ben Trakyalı biliyorsunuz. Yani. Bıraktım. O yüzden gurur duyuyorum. ...25 senedir bu iş içindeyim. Buzuk ile 10 yıldır tanışıyoruz. 10 yıldır artık... ...en iyi arkadaşım oldu sende. Gitarı falan boşadık. Böyle. Evet, gitarı zaten... Yani, böyle. Ben de 10 senedir... ...çok senedir bu işim, 10 senedir... ...bu arkadaşlayayım diyeyim. Buzuk ile ben de Bora ileyim. Buzuk ile Bora ile birlikte oldum. Bir de bir şey var, kim var? Yeni başlayan... Aranızda birisi daha katıldı. 2,5 yaşında. Of. Yok böyle bir şey. Böyle bir ritim kulağı, böyle bir müzik kulağı yok. Yani ileride bizi beğenmeyecek muhtemelen. Anne öyle değil, baba bu böyle değil falan deyip ekliyoruz bakalım. Muhtemelen harika. Öyle olacaktır. Harika. Yani öyle bir şey çıkacak, gelecek gibi geliyor. Yani bizi böyle ezip geçecek. Geçsin de zaten. Geçsin. Semih Noyan. Sevgili evet. Semih Noyan. Sevgili kardeşim. Evet. Çok özellikli dedik senin için. Teşekkür değil mi? Ederim. Hangi Fark özelliğine ettiniz. Başlayalım? Önce bir arama kurtarmayla mı başlayalım? Sarda çok uzun zamandır çalışıyorsun değil mi? Evet. Bugün zaten gördüğünüz gibi Sar kimliğiyle geldim buraya. Evet. Sar, Search and Rescue kelimelerini, İngilizce'de arama ve kurtarma kelimelerinin kısaltması olarak konmuş bir isim. Türkiye'de faaliyet gösteren bir STK. 7 ilde 650 gönüllüyle beraber doğal veya doğal olmayan afetlerde müdahale edebilecek yetkiye ve güce sahip bir dernek. İçimizde gerçekten 15-20 yıldır afetlerde görev almış, tecrübe sahibi olmuş, eğitmen seviyelerine çıkmış birçok üyemiz var. Ve bu üyelerle yeni katılan gönüllü kardeşlerimiz, arkadaşlarımızı eğiterek geleceğe ve depremlere veya diğer afet durumlarına hazırlamaya çalışıyorlar. Bu arada geçen hafta deprem yaşadık. Evet. Herkese geçmiş olsun dileyelim. Amin. Böyle gelmiş geçmiş olsun. Hatta Allah'tan ucuz atlatıldı. Gerçekten öyle, çok mi? Ucuz atlatılmış bir deprem. Ama bizim her zaman söylediğimiz şey deprem öncesi, sırası ve sonrası hakkında bilgilendirilmesi lazım bütün herkesin. Ve biz bunlar için eğitim seminerleri de düzenliyoruz. İsteyen aileler, okullar veya topluluklar olduğunda bunlara ücretsiz gidip afetlerde ne yapılmalı öncesinde, sırasında ve sonrasında bunlarla ilgili bilgi veriliyor. Çok değerli bilgiler ki Düzce depreminde yeni gördük. 6 şiddetinde bir deprem. Hiçbir yıkılan yer yok. Bakın yıkılan hiçbir yer yok. Ama onlarca insan yaralanmış. Bunların içinde ağır yaralananlar da var. Evet. Siz afetten önce tedbirinizi alırsanız eğer hiçbir yaralanma veya can kaybı gibi bir şey yaşamanız imkansız. Evet, biz bunu anlatmaya çalışıyoruz hep. Öncesinde eğitim alın. Çok zor değil bunlar. İnternetten de yapabilirsiniz. Veya bizim gibi arama kurtarma derneklerinden talep edebilirsiniz. Biz talep ettik değil mi? Bedava olarak evet, biz en kısa evet, zamanda bu evet. organizasyonu yapacağız. Ve tüm üyelerimizle beraber SAR'dan, sizlerden bu eğitimi almak istiyoruz. İnşallah. Geçen iki hafta önce yine ilk yardım için de bize öne ek oldu sevgili evet. Noyan. Bir 10-15 kişi ilk yardımcı olduk. Ben evet, de evet. gururla söylüyorum 15 buradan. Kişi değil aslında Seyhan'cığım. O aşağı yukarı 55-60 kişi oldu. Sizin bizim grup öyleydi. Bizim grup öyleydi. Buradaki amaç da şu zaten. Eğer bir arama kurtarmacı olacaksanız konuyla ilgili bilgilere sahip olduğunuz eğitimleri ve tecrübeleri kazanmanız gerekiyor.
aynı zamanda ilk olarak da ilk yardım eğitimi almanız gerekiyor. Çünkü bir yaralıyı nasıl müdahale edeceğinizi bilmezseniz zaten doğru. Arama kurtarma yapmanın da çok büyük bir anlamı kalmayacaktır. Doğru. Evet, devam edeceğiz. Tamam tabii. Var mı bir şey? Evet, güzel bir şey var. Aile ben devam dostumuz, edebilirim aile, istiyorsunuz. Bana bırakmasın ben susmam yani. Evet, biliyoruz. Evet. Bol bol müzik ve bugün dans olacak. Evet. Birinci sırada Naz Eyleme var. Aile dostlarımızın kızı, çok sevdiğim iki evet. dansçı kardeşim evet. bizlerle beraber olacak şimdi. Nereye gidiyoruz? Kafkaslara numara... mı gidiyoruz? Evet. Onlar söylesinler, gidiyoruz. Biz söylemeyelim. Tamam. Onları da biri alabilir miyiz? Naz Eyleme alabilir miyiz? Naz Eyleme. Evet, harikasın. Gelin bakalım. Harikaydınız evet. Ya, muhteşemdiniz. Ülkücüğüm hoş geldin canım. Hoş geldin. Sizleri bir tanıyalım bakalım. Ben çok iyi tanıyorum sizleri de ama evet. Ülkücüğüm kaç senedir dans ediyorsun kızım? 12 yıldır dans ediyorum. 12 yıldır. Kuğu gibi süzülüyorsun. Evet. Annemin adını taşıyorsun Ülkü. Evet. Annem şimdi seni buradan izliyordur muhakkak böyle bir ya bu kızı getir tanıyacağım diyordu kesin. Evet. Çünkü o da Kafkasyalı zaten değil evet. mi? Evet, Kırım. Türklerinden. Kırım Türklerinden. Evet. Seni tanıyalım. Ama seni tanımadık. Bir anlat bakalım ya. Ne yapıyorsun? Heyecanım. Neler şimdi yapıyorsun bu aralar? Şimdi çok nefes nefese kalmıştır Ülkücüğüm. Dans ediyorum. Kardeşlik Destanı adlı Destanların Destanı diye projemiz var. Evet. Turnelerimiz var. Gayet de başarılı gidiyor. Evet. Arkadaşım da benimle beraber. Aynı projede dans ediyoruz. Evet. Harikasınız. Nereli gerçekten. Sen? Ben mi? Evet. Hangi sesi? Önce anneden başlasana baba de. Çok zor bir soru. Aynı taraf Selanik göçmeni baba tarafın. Hangisi söyleyeyim baba istersin? Balkan. Zaten Balkanlardan Anadolu'ya. Değil mi? Bir karma var. Var bir karma var.
Evet. Hepsi var. Sıralı göçme diyelim. Balkan TV'ye. Evet. Bütün oyunlarda çok iyi icra ediyorsun. Yani gerçekten Balkanlardan Anadolu'ya belli bir dönem beraber çalıştık seninle. Hepsini çok güzel icra edebiliyorsun. Hala da çalışmaya evet, devam sen edeceğiz. Ben Erzincanlıyım. Erzincanlı. Ben kültür taşıyıcısıyım. Eğin oyunlarını harikasın. Biliyor musun Kemaliye Eğin? Erzincan oynadım. Erzincan. Zaten düğünlerimizde de oynarız. Erzincan evet. Ayları. Ama bu aralar ben görmüyorum çok fazla Erzincan oyunlarını. Özellikle Eğin oyunlarını çok fazla göremiyorum. Eskiden Pertemliyel'in orada Eğin Derneği vardı. Kemaliye Derneği vardı. Oraya gidiyorduk 80'li yıllarda. Belki Bahar bilir. Ha? Evet kim o? Sen mi? Osman evet. Kaç yıldır dans ediyorsunuz siz? Ben bildim 15 sene oldu. 15 sene. Evet. Çok güzel. Ben aynı projede dans ediyorum. Destanların dansında. Harika. Biraz mikrofon tutar mısın tabii. Şöyle? Evet. Nasıl başladın şöyle. Dansa? Çok garip oldu aslında benim. Çok uzun bir hikayesi var. Yakın bir aile dostumuz başlattı beni. Öyle süre geldi devam etti. Öyle vesile yani, oldu. Hoşuna evet. Da gitti. Güzel oldu. Çok iyi. Hayatım değişti sayılır. Ne güzel harika. Yeni insanları tanıdım. Güzel oldu. Peki bunun haricinde bir iş var mı? Meslek var mı? Ben Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri mezunuyum. 3 sene önce mezun oldum. Ama dansa devam ediyorum. Harika. Ya, sadece dans ediyoruz değil mi? Şu an öyle gidiyor. Evet öyle gidiyor. Evet sen de Ülkücüğüm söyleyeceğin şeyler var mı? Çok heyecanlı Ülkücüğüm benim kızım ya. Söyleyeceğim şey. Gençlere ne demek istersin bana? Ne tavsiye edersin? Gençlere mi? Evet. Evet. Gençlere söylemek istediğim tek şey daima kendiniz olun. Hedeflerinden vazgeçmemeleri. Evet. Bir de hobileri olsun değil mi? Evet. Dans özellikle. Evet. Hayatta mutlu olacakları şeyler yapsınlar. Evet. Çok güzel. Sağ ol. Aslında ben de buradan seslenirim değil mi? Gençlere seslenirim. Evet, gerçekten dans okullarımızda da bizim gençlere çok ihtiyacımız var. Şu anda hep 40 yaş üstü gidiyoruz. Çocukları içimize almak için artık City Jazz koyduk, Hip Hop koyduk, Modern koyduk. Var. Ne varsa istedikleri ne varsa onları koyduk. Yeter ki bizimle beraber olsunlar. Daha sonra biz onları kendi kültürümüzün içine evet. Çekmeyi halk hedefliyoruz. Yavaş mi? Yavaş içlerini alacağız. Bir tuzağa düşürmek istiyoruz ama bir gelseler çocuklar. Evet, bir evet. Bilgisayarın başının, telefonun evet. Başından bir kalksalar çok güzel şeyler olacak. Size çok çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, elinize evet. Sağlık, yüreğinize sağlık. Görüşmek üzere. Biliyorum buradan başka bir yere gideceksiniz. Acil işiniz evet. Var. Teşekkür ederim kızım. Hadi görüşürüz. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ülkücüğüm. Tatlım değilim. Teşekkür ederiz. Ayağına evet. Sağlık tekrar. Sen yine bekleriz. Tamam. Şimdi burada böyle bakıyorum da bizim öğrencilerimiz o kadar marifetli ki bugün onları konuk edelim dedik. Onlarla ekran başında izleyenler de tanısın istedik. Evet. Burada bu kadar güzel. Bu kadar bebeği kim yaptı acaba? Bunun adı ne? Fatma'mcığım gel sen. Sen rahat şöyle rahat. Gel. Herkesin anlayacağı merhabalar. Şekilde. Merhabalar. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Amigurumi bebeklerimi size tanıtmak istiyorum. Bunlar aslında antidepresan. Harika. Müzik nasıl bir antidepresansa, evet. Dans nasıl bir antidepresansa, örgü de, el emeği de, sanatın her dalı bence antidepresan. Benim bu bebeklere başlama hikayem ayağım kırıldıktan sonra oldu. Çünkü ben çok hareketli. Benzemek gibi olmasın Ümit Hocam gibi biraz hareketli bir insanım. Evet. Ayağım kırıldıktan sonra yine yerimde duramadım. Ne yapabilirim, ne üretebilirim diye düşündüm ve böyle bir hobim gelişti. İyi ki de gelişti. Ama tabii şu anda aşkla bağlı olduğum BD Dans var. Her hafta iple çekiyorum dansa katılmayı, sizlerle birlikte olmayı. Yarın beraberiz dersiniz evet, inşallah. Var. İnşallah. Allah'tan bir mani çıkmazsa beraberiz. İyi ki sizin ailenizdeyim. İyi ki böyle bir ortamdayım. Bebeklerimden bahsetmek istiyorum. Ben biliyorsunuz size bir müsaadenizle şuradan evet, bebeklerimizi almak istiyorum. İlk programda bize Uğur'unu getirdin. Evet. Sevgili Fatma'cığım. Biliyorsunuz yılbaşı geliyor hanımlar. Yılbaşında artık hediye almak gerçekten bu dönemde lüks oldu. Evet. Ama ben şundan bahsetmek istiyorum. Benim sosyal sorumluluk projelerim olduğunda birçok hastaneye hasta çocuklar için 23 Nisanlarda genelde arkadaş çevremle ve bu örgü işini yapan hanımlarla birlikte organize olup 23 Nisan'da çocuklara Türkiye'de ve dünyada duyurusunu yaptığım zaman çok katılım oluyor. Onlara oyuncak bebekler örüyoruz. Ördüğümüz bebekleri 23 Nisan'da çocuk şenliği olarak da
götürüyoruz ve dağıtıyoruz. Gerçekten o hastalıklarını bir nebze olsun unutturabiliyorsak bize ne mutlu. Ben bu kampanyayı yaparken Gülün Bebekleri isminde bu sosyal medyadan tanıdığım arkadaşım bana moral ve güç olsun diye bunu gönderdi ve gerçekten o kadar moral oldu ki o yüzden ben de aynı fikirle size bunu getirmiştim biliyorsunuz. Harika. Evet, evet. Yılbaşı üzeri arkadaşlarınıza, sevdiklerinize, çocuklarınıza, yakınlarınıza hediye nereye göstermem gerekiyor bilmiyorum. Görebiliyor musunuz? Hediyeler yapmak istiyorsanız lütfen bu tarz ufak şeyleri üretebilirsiniz hanımlar. Evde bunlar çok çabuk üreyebilecek şeyler, yapılabilecek şeyler. Ben bununla ilgili video da çektim. Nasıl yapıldığını harika. Adım adım gösteriyorum. Nerede izleyebiliriz videonu? Miloş Bebek Instagram'da ve YouTube kanalımda izleyebilirsiniz. Adım adım çok detaylı. Yani çocuğunuza verin eline tığ ve ipi, mutlaka yapacaktır. Herkesi öyle ben mi? El emeği üretime bekliyorum. Çünkü bunlar en yeteneksizi bize... bile yapabilir mi? Herkes yapar. Eğer ben eli, de deneyeceğim. Allah göstermesin. Eli sakat değilse herkes yapar. Çok detaylı anlattım. Hanımlar üretin de 23 Nisan'da çocuklara, hasta çocuklarımıza, ihtiyacı olan çocuklarımıza gönderelim. Götürelim hatta. Evet, değil mi? Götürelim hep beraber. Bu sene belki dans eşliğinde bizim okulumuzla birlikte. Harika Ümit olur. Hocam nasıl bakar bu projeye bilmiyorum ama evet moral diyorum. Ver, değil mi amaç? Aynen. Evet diyoruz. Bu kabul şey gibi ediyoruz. Oldu hocam. Evet. Hafta sonunda kiminle geçirmek istersiniz? C. A eşinizle. C. Onun gibi oldu biraz. Pardon, B'ydi o gün. B'ydi değil mi? Sadece bayanlara yönelik bir etkinlik mi bu? Yani ben de mesela... Sen de katılabilirsin, sevgili Semih. Şey bu arada... o kadar çok erkek üretici var ki ben birçok tarifleri erkeklerin sayfasından alıp öğreniyorum. Ya değil mi? Ama harika. Yurt dışında özellikle Rusya'da, İspanya'da... Bulgaristan'da el emeğine çok düşkün hanımlar ve beyler var. Gerçekten hayranlıkla izliyorum. Ve hazır deprem konusu açılmışken evet. Bir hanımımız var. Sosyal medyadan gördüm. İsmini hatırlayamıyorum ama o deprem gecesinde bir kolunu ve bacağını kaybetmiş. Tek eliyle ayağına tığ dayayarak, ipi dayayarak şu şekilde üretiyor. Bunu mutlaka denk gelmişsiniz. Başarı öyküsü evet. Harika bir şey. Ben yan gelip yatan... Tabii ki o da keyiflidir ama bana göre değil. Lütfen hanımlar kalkın harekete geçin antidepresanlarınızı hap olarak değil böyle alın diyorum. Çok çok doğru çok güzel oldu. Evet, evet. Doğru. Harika. O zaman bir daha tekrarlayalım. Nereden izleyebiliriz? Bu Miloş örgüleri? Bebek YouTube sayfasından. Miloş Bebek. Miloş şeyle evet. Miloş. Milos. Miloş Bebek Miloş YouTube Bebek. Sayfasından adım adım nasıl yapıldığına dair videolarım var. Yakında da bu bebeklerimize hatta yöresel bebeklerimiz var. Bakın orada... Barış Manço ve özellikle davulcu arkadaşımızı davulcu görüyor musunuz var. Bilmiyorum. Harikalar. Evet o tarz bebeklerin yapımıyla ilgili de çalışmalarım başladı. YouTube'a yükleyeceğim. Harikasın. Çok beğendik. Çok teşekkür ederiz. Ben de size çok teşekkür çok ediyorum. Çok faydalı davet oldu. Ettiğiniz için. Her çok... programımıza bekliyoruz. Sağ olun var olun. Sizlerle buradasın. Olmak büyük keyif. Şimdi ya, üretim için değil mi? Sanırım bu ya. Damla'nın saçları. Ha, evet. Bu da Fatoş'un saçları gibi. Fatoş hocamız. Evet, saçlar ne kadar benziyor. Damla, Damla senin saçların. Yani Bora önce hanımların saçlarından başlıyoruz. Evet. Önce saçlarını kesiyoruz. Bu arada malzemelerden de biraz bahsetmek istiyorum. Evet. Şimdi herkes ben bunu yapabilir miyim diyor ama tabii bu tarz şeyleri tedarik etmek artık çok masraflı oldu ama yine de işte Sirkeci'de ve sosyal medyada tanıtımını yapan, bunları satan bu şeyler var, hesaplar var. Sipariş geçiyorsunuz hemen evinize geliyor. Ayakkabılar yurt dışından geliyor. Evet saçlar yurt dışından geliyor ama evet. Türkiye'de ulaşımı artık çok kolay bunların. Özellikle şu tüp saçlar her tuhafiyede var. Bakın kıvırcık kıvırcık harika. Saçlar yapmak isterseniz. Evet. Bu bizim programımızın uğur meleği. Evet, evet. Evet gerçekten de çok uğurlu oldu. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. İyi ki varsınız, var olun. İyi ki de varsın. Teşekkürler. Olun, bizimlesin. Bizi tercih ettin. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Müzikle devam biraz edelim biraz sonra mi? Dansa da tabii. Beraberiz. Keyifle. Evet. Evet. O zaman müzik. Müzikle devam edelim. Var mı özel bir isteğiniz? Ay çok özür dilerim. Affedersiniz. Bir şey söyleyebilir miyim? Hemen söyle. Bunu atlamamam lazım. Çünkü Şirin arkadaşımın kayınvalidesi meşhur oldu. benim kayınvaliden bütün Kıbrıs'ı organize etti. Kıbrıs. Evet. Kıbrıs'ta şu anda bizi izliyorlar. Ama Kıbrıs şivesiyle. Bir selam. Naber annem? Ama ben Kıbrıs 25 yıllık Kıbrıslıyım ama evet. Nabarsın anacığım iyisin? İzlersin ama değil. Seni çok seviyorum anneciğim. Buradan sana sevgilerimi gönderiyorum. Bütün komşularına, bütün Kıbrıs'a, Bulgaristan'a, anneme, babama, herkese selam gönderiyorum. Biz de önce anneciğine sonra bütün Kıbrıs'ımıza
sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Bu arada Kıbrıs'tan geldiğinde biliyorsunuz hemen dans okuluna geldi. Tanıştık. Yani anneciğim lütfen zayıflar mısın? Seni de gruba almak istiyorum. hemen. Sevgilerimi gönderiyorum. Sağ ol. Görüşmek üzere. Tabii ederim. Sadece bizi Kıbrıs'tan değil, Priştine. Ama Kıbrıs hiç bugüne kadar söylemedik. Evet. Kıbrıs önemliydi, yavru vatanımız. Ve nereye gidiyoruz? Priştine, buyur. Priştine, Prizren, Haskova, Harmanlı, Filibe, Kırcali, Sofya, Razgrad, Şumlu, Eski Cuma, Silistre, Dobriç, Burgaz, Rusçuk, Deli Orman, Smolyan, Çapalare, Pazarcık, Sofya, Stara Zagora, Eski Zara. Benim de çok orada dans eğitimi almıştım. Kazanlık, Gümülcine, İskeçe, Kavala, Niyakarvali, Selanik, Seres, Nastiç, Kayalar, Üsküp, Kalkandelen, Gostivar, Bitola, Ohrid, Saraybosna, Mostar, Tiran, birçok yerden izleniliyoruz. Evet. Çünkü Facebook'tan ve YouTube'dan da bunu görüyoruz. Evet. Ben de Gümülcine'ye ayrıca tekrar selamlarımı gönderiyorum. Kendi memleketim. Torpil geçeyim değil mi? O kadar hakkım var. Ben de kazanlık değil mi? Kazanlık. Kızanlık diye geçiyor. Evet. Bulgaristan Kızanlık. Meşhur Gül Festivali'nin olduğu yer. Evet, Haziran ayında vazgeçilmezdi. Evet. 3 kere katıldık. Gideceğiz, yine gideceğiz inşallah. Evet. Evet, müzikle devam edelim. Topala
тироклижме. Seviyorum çünkü çok özel. Seviyorum çünkü çok güzelsin. Seviyorum çünkü benimsin. Αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί şimdi kimi zaman Balkanlardan Anadolu'ya, kimi zaman Anadolu'dan Balkanlara bir örneğini gördük değil mi? Yani kültür göçüyle birlikte giden müziklerin hem Yunancasını söyledin, Rumcasını söyledin, hem de Türkçesini söyledin. Seni seviyorum dedin değil mi? Ve sanırım sözleri Türkçe yazan... Orhan Osman mı? Kim? Ben abi en son okuyordum Türkçe. Ben onu duydum da. O da olabilir. Muhtemelen o olabilir diye düşünüyorum. Yani çünkü Yunancası birebir sanki aynı gibiydi. Tabi tabi birebir. Evet, evet. Anlam aynı. Evet. Çevirmiş. Bu arada bu hafta bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Semih'ten bahsedeceğim. Öncelik Semih'ten çünkü kendisi burada. Aynı zamanda yazarsın. Çok güzel bir kitabın çıktı. Evet. Tam da pandemi döneminde. Hepimiz aldık, okuduk. Ya nasıl bir hayal gücü var sende? Şimdi, gerçekten lütfen. Aslında çocukluğumdan beri hayalim olan bir hikayeydi. Uzun süre önce yazmaya başladım. Vallahi işte hayat şartları, çalışmalar, şunlar bunlar, iş hayatı derken uzun süre ara verdim. Pandemi döneminde de hepimizin olduğu gibi benim de bayağı bir zamanım oldu. Yazdım. 3 kitaplık bir serinin ilk kitabıydı. İkinci kitabını şu anda ortalarındayım ve sonuna doğru gidiyor. Üçüncü kitap aklımda. Dördüncü kitabı da hatta aklımda düşünüyorum ama önce yazmak lazım. Önce yazmak lazım. Giderek. Keşke düşünüldüğü anda yazılsa değil mi bazı şeyler? İşte olmuyor işte. Olmuyor. Aslında akıldaki senaryoyu kağıda döktüğünüz zaman oradaki tabii çok değişim oluyor. Değişiyor. Çünkü orada okuyucunun gözünden de bakmanız gerekiyor. Okuduğunda ne anlayacak, ne hissedecek? Bunları da düşünerek yazmak gerekiyor. Valla işte... Arama kurtarma, yazarlık, tiyatroyu zaten söylememe gerek yok. Tiyatroyu beraber geçen hafta çok konuştuk, sen yoktun. Evet, beraber. Bana göre, evet Ali Hoca. Yönetmen yardımcımız. Evet, değil mi? Ali Hocam buradaydı. Beraber yine aynı oyunda oynadık. Yönetmen yardımcılığını yaptık Ali Hocam'ın. Ailece oynadık zaten. Bence dünyanın en güzel oyunuydu bana göre. Yunanistan'a gidip de açık hava, değil mi? Antik açık havada, antik tiyatroda
dünya premieri yapmak bir oyun için ki amatör ruhla için. Yapılan bir oyunda büyük başarıydı. Gönüllü olarak yapılması zaten başarıyı tetikliyor. Bakın arkadaşlar. Aynı birçok şeyde olduğu gibi. Mesela ben Kızılay Büyükçekmece Şubesi'nde yönetim kurulu üyesiyim aynı zamanda. Afet ve Gençler, gençlerin eğitimleri bana bağlandı. Elimden geldiğince gençlerimize yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama şunu söyleyeyim, gönüllünün gücü hiçbir şeyde yoktur. Bizim Arama Kurtarma Derneğimizde de aynı şekilde bir sürü gönüllüden oluşuyor. Siz para verseniz bu insanları yaptıramazsınız ama gönülleriyle yaptıkları için o kadar güzel ve ciddi yapıyorlar ki emin olun bu insanlar sayesinde hayatı tutunan yüzlerce binlerce insan olmuştur. Evet. Yine Kızılaycı çocuklarımız, gençlerimiz ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya çalışıyorlar ve gönüllü olarak yapıyorlar bunu. Yani bir ücret karşılığında da yapmıyorlar. Evet. Onun için gönüllü olmak çok önemli. Ben buradan herkese de ayrıca bir sosyal mesaj da vermek istiyorum. Size yakın gördüğünüz bir herhangi bir arama kurtarma derneği de olabilir. Kamu faydasına çalışan kurumlardan biri olabilir. Bunların herhangi bir yerinde görev alabilirsiniz. Bakın illaki bir enkaza girip de bir insanı oradan çıkarmanız gerekmiyor. Ama o enkazda çalışan insanın belki bir şişe su götürmeniz bile çok değerli olabilir. Kızılay'ın bu yüzden yardımlarını hiçbir zaman küçümsemem. Çünkü biz en son Bozkurt'a gittiğimizde emin olun gittik. Her yeri sel, su basmış. İnsanlar canının malının derdinde. Bir baktık ki Kızılay'ımız gelmiş orada. Arabasını kurmuş. Çorbamızı, çayımızı, yemeğimizi, ekmeğimizi, her şeyimizi verdi. Bizim gibi binlerce insana bu faydayı sağladı. Ama orada çalışan çocuklar yine bir baktım. Hepsi yine bizim gençlerimiz gibi gönüllü çocuklar. Yani evet, gönüllü olmak güzel şey. Yani gönüllü olun. Yani ne için olduğunuz önemli değil ama belki birine ufak bir faydanız dokunacak. Evet, bu çok önemli. Çok onun için ben oldu. Mesela yine sizin gibi arkadaşlarımızdan gönüllü olanlar oldu. İlk yardım eğitimleri aldılar. Kızılaycı gençlerimizden de katılmak isteyenler var. Sar Arama Kurtarma Derneği'ne kendileri başvuruda bulundular, üye oldular. Eğitim gruplarına alındılar. Eğitim gruplarına alındıktan sonra akreditasyon için, AFAD akreditasyonu için sınavlara girecekler. Ondan sonra İçişleri Bakanlığı'ndan onaylı arama kurtarmacı olacaklar. İnşallah diyorum. Evet. Yani artık bu Türkiye'de bir sisteme oturmuş vaziyette. Şunu da söyleyebilirim. Çok samimi söylüyorum. Şu anda dünyadaki en iyi, en organize olmuş arama kurtarma ekiplerine sahip bir ülke burası. Bu kadar organize olmuş ve değer verilmiş bir ülke daha yok açıkçası. Ve bunların içinde hem devlet kurumları hem de özel STK'ların gücü kesinlikle küçümsenmez. Dediğim gibi gönüllülerimizin katkılarıyla emin olun çok daha iyi yerlere gidecektir. Ben buradan herkese yine sesleniyorum. Gönüllü olun. Harika. Bir cana dokunmak çok önemli gerçekten. Evet. Yalnız kitabın ismini atladık. Ha. Kitabın ismi önemli. Biz kitabımızın ismi Kara Delik. Zamanın ortasında. Evet. Değil mi? Zamanda Kara Delik serisi. Var, değil mi? Evet, zamanın ortasında. Kopya vermeyeceğim. Okumanızı tavsiye ederim. Eğer bilim kurgu romandan ve fantaziden hoşlanıyorsanız emin olun zevk alacaksınızdır. Ben hala daha okuyorum. Okudukça zevk alıyorum ve kendime gurur duyuyorum. Harikasın İşin ya. Gerçeğe. Gerçekten. Gerçekten. Biz de seninle gurur duyuyoruz. Bu çok yönlülüğün. Bazen aklıma geliyor bazı şey. Keşke şunu da ekleseydim diyorum ama çok geç artık. Kitap basıldı. Olsun, bir dahakilerine evet. Eklersin. İnşallah. Biraz sonra bu konudaki K9'u da soracağım. Bunu da konuşacağız ama biraz sonra. Tamam, okey. Yine araya bir hasepiko mu alsak? Hemen, hemen bir saniye. Özür dilerim, evet, ben girdim orada. Kendime göre. Şimdi, evet hocam. İçinde yaşanmış hikayelerden var mı? Ne gibi? Kitabın içinde. Kitabın içinde. Ha, evet. Esinleme var mı? İsimler vardı ya, galiba. Ya şimdi tabii evet. Mesela bir Osman dedemiz var. Kitabımızda. Ben kitaba başlarken kitabımızın kahramanı Mustafa. Mustafa benim gözümde her zaman her şeyi çok iyi başarabilen, muhteşem bir zekaya, muhteşem bir hırsa, işte faydalı, sevgi dolu, insanlara yardım için uğraşan, evet, vatansever bir karakter oluşturdum. Burada büyük ihtimalle Ulu Önderimizi herhalde bilinçaltım oraya koydu. Çünkü o ismini yakıştırabileceğim en iyi kişi oydu. Sonra da kendimi o şekilde benzetmeye çalıştım. Mustafa'yı oluşturdum. Harikasın. Ardından Osman dedemiz vardı. Osman dedemiz
Bizim Osman dedemiz değil, Osman Yazıcı ki, o, değil mi? Değil. Tiyatromuzdaki Osman dedemiz değil. O benim kendi dedemdi. O da evet. Evet. 55 yılında ölmüş kendisi. Ben hiç tanıyamadım. 11 yıl boyunca askerlik yapmış. Gazi bir Türkiye'nin savaşlarında, Kurtuluş Savaşı dahil, Çanakkale Savaşı dahil hepsinde bulunmuş bir gazimiz. Tanıyamadım. Çok üzgünüm o konudan. Hikayelerini tam dinleyemedim. Onu koymak istedim. Öyle Caner komutanımız vardı mesela. Evet, değil mi? O isim orada yüzbaşıydı ama. Benim kitabımda yüzbaşıydı. Öyle isim yakıştırmalarım oldu. Sizi koymadım ama evet, artık olsun, biraz bizi bir dahaki bir ara görüşelim onu. Serilerinde. Tamam, evet. İkinci seride koyacağım söz. Bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Tahta Araba, yazan Levent Balta, müstehar adı Levent Baltaoğlu. İçinde 16 adet öyküsü var. Genelde bu o bölgede, o coğrafyada yaşanmış öykülerden ibaret. Ben biraz okudum Trabzon, Karadeniz'le evet, ilgili evet, değil mi? Dil bilgisi de var. İçi bayağı... Öykülerde genellikle evet, o coğrafyada yaşayan insanların evet, yaşam tarzları, işte öykülerinden ibaret bir kitap, tavsiye ediyorum. Hı hı. Bu arada bu hafta bizim bir toplantımız oldu. Toplantıda kimler vardı? Artvin Belediye Başkanı vardı biliyorsunuz. Evet. Geçen ay Artvin'deydik. Orada 29 Ekim'i kutlamıştı bizim BDA ekibi. Biz de onu misafir ettik. Avcılar Belediye Başkanı, Avukat Turan Ançerli ile birlikte 2,5 saatlik bir görüşmemiz oldu. Ve bu görüşmenin sonunda hem Balkanlara yönelik hem de mübadeleye yönelik 100. yılda Ocak ayında ve Şubat ayında çalışmalarımız olacak. Müşterek çalışmalarımız olacak. Bu arada... Bilmediğim bir şey mi söyleyeceksin? Artvin Belediye Başkanı şunu söyledi bana. Evet. Ümit dedi, 3 gün gece 24 saat boyunca böyle oynayan bir ekip görmedim dedi. Nasıl oluyor dedi. Ya bir de bana sor dedim onları. Evet, biz çok dans ettik evet, değil mi? Bütün 22 hanım gittik orada. Bize uyarı geliyor, müziğe geçin, çok evet, konuştunuz diyorlar, geçelim, devam edeceğiz. Bir hasapiko alabilir miyiz? Böyle biraz ısmarlama oldu ama. Harikasın. Στείλε μου και το μπουζούκι σου.